Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Nisan önemli bir ay. Güneş tutulması yaşayacağız. Önemli gezegen kavuşumları var. Tüm bunlar tabii ki kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da dikkat çekici durumlar yaratabilir. Evet, Güneş 19'una kadar Koç burcunda olacak. Merkür Koç burcunda ancak 1 Nisan'dan itibaren gerilemeye başlıyor ve 26 Nisan'a kadar Merkür para evinizde retro olacak. Bu ne demek? Hesaplara dikkat edeceğiz. Bu ay öyle 3 kere düşünüp bir kere harcayacağız. Çok önemli harcamaları biraz erteleyeceğiz. Bütçe hesapları yapacağız, muhasebe işleri yapacağız. Para konularında alacaklarımıza, vereceklerimize, harcamalarımıza, özellikle internet üzerinde yaptığımız, uzaktan yaptığımız alışverişlere falan daha fazla dikkat edeceğiz. Çünkü karışıklıklar olabilir, belirsizlikler olabilir, karar değişiklikleri olabilir. Bunlar biraz sıkıntı yaratabilir. 5 Nisan'dan itibaren Venüs Koç burcundaki hareketine başlıyor ve Venüs iyicil bir etki olduğu için parasal kazançlarımız da aslında bize yardımcı olabilir. Ve tutulma da burada 8 Nisan'da Koç burcunda tam bir güneş tutulması yaşayacak. Bu etkilerden de anladığınız gibi Nisan ayındaki tutulma para durumunuz ve maddi durumunuzda uzun vadeli çok belirgin etkiler getirebilir. Aslında Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz Nisan ayından bu yana başladı. Nisan ayında başlamış bir konu, Ekim ayında süreçte olan bir konunun tekrar gündeme gelmesi, devam etmesi, belki farklı bir aşamaya taşınması da mümkün. Yarım kalan bir konu netleşebilir. Belki burada bir sorun varsa onu çözme fırsatları da bulabilirsiniz. Özellikle Şiron'la birleşen bir tutulma olduğu için yani parayla ilgili bir sorunun, bir ihtiyacın fark edilmesi, bunun çözüm yollarının bulunması mümkün. Yani bir iş de olabilir bu mesleki anlamda. Sizin için bir para kazanma kapısı da açılabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak. Bunların 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmadan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Nisan ayında, Mayıs ayında, önümüzdeki Temmuz, Ekim ayında önemli etkiler gündeme gelebilir. Evet, yönetici gezegen Mars bu tutulmada ve o balık burcunda, yani sizin burcunuzda, üstelik Satürn'le de birleşiyor. İkisi de zor gezegenler, malefik gezegenler ve iki malefik gezegenin, zor gezegenin burcunuzda birleşmesi kuşkusuz biraz hayata zorlaştırıyor olabilir şu aralar sevgili balıklar. Üzerinizde bir baskı, bir ağırlık, bir sıkıntı hissedebilirsiniz. Her şeyden önce daha yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Fiziksel anlamda kendinize dikkat edin. Fırsat buldukça dinlenmeye çalışın. Ruhsal ve bedensel kendinizle ilgilenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü fiziksel rahatsızlıklara da yol açabilir bu Mars Satürn kavuşumu. 10-11 Nisan'da netleşecek. İşte eklem ağrıları, bazen işte sakarlıklar nedeniyle böyle kırıklar, çıkıklar oluşabilir. İşte kronik ağrılar, kas ağrıları olabilir. Genel sağlığınıza, bağışıklık sisteminize, hormonal dengenize mümkün olduğunca dikkat etmekte, kendinizle ilgilenmekte fayda var sevgili balıklar. Evet, Güneş ayın 19'undan itibaren artık Boğa burcunda parlamaya başlayacak. Üçüncü evinizde parlamaya başlayacak. Biraz daha sizin için yeni şeyleri öğrenme konusunda daha meraklı, yakın çevrenizde daha fazla iletişim içerisinde olabileceğiniz bir dönem. Ve 21 Nisan'da Jüpiter-Uranüs büyük kavuşumu var ki bu yine ayın önemli etkilerinden birisi. Az rastlanır, güçlü bir kavuşum. Jüpiter zaten bereketli, maddi manevi şanslar, fırsatlar, büyüme imkanları getiren bir gezegen ve Uranüs'te sürprizler getiren bir gezegen. Yani beklenmedik durumlara hazır olmakta fayda var. Size açı olarak aslında destekleyici bir pozisyonda ve üçüncü evinizde olacak. Yani yakınlarınızdan daha fazla sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bunlar mesela kardeşlerden gelebilir. İşte komşu ilişkilerinizde böyle sürpriz değişimler olabilir. Bazen güzel, çok önemli eğitim fırsatları ve başarıları gelebilir. Güzel seyahat, yolculuk fırsatları karşınıza gelebilir. Ticari konularda bazı önemli yine aktivitelerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü tutulma da para evinizde olacağı için tutulmalarla birlikte ticari alanda belki biraz daha kardeşlerle, yakınlarınızla bağlantılı konularda önemli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi geliştirebileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz eğitimler mesela bu dönemde sizin için çok faydalı olacaktır. Size uzun vadeli kalıcı etkileri, fırsatları söz konusu olabilir. Ve 24 Nisan'da Akrep Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 4 derece Akrep Burcu'ndaki Dolunay
9. evinizde meydana gelecek sevgili balıklar. Yine size olumlu bir açıda aslında manevi anlamda derinleştiren, farkındalığınızı arttıran, inançlar anlamında sizi güçlendiren bir dolunay etkisi. Hayatın biraz daha ruhsal alanlarına bu dönemde odaklanabilirsiniz. Sezgileriniz de çok güçlenebilir bu dolunay etkisiyle beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa çok güzel bir açı alıyorsunuz bu dolunaydan. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki dolunayın etkisi güçlenebilir, ama tabii biraz stresi de arttırabilir özellikle sabit burçlardaki gezegenler. Sizin yakınlarınız ya da eşinizin yakınları, akrabaları ile ilgili konular aktifleşebilir. Beklenmedik bazı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bir seyahat, bir yolculuk gündeme gelebilir. Özellikle yurt dışı, uluslararası konularla ilgili beklentileriniz varsa, işte bir vize almak olabilir veya yurt dışında okumak, yerleşmek, yurt dışı ile bağlantılı işler, buralarda olabilecek bazı yasal işleriniz, beklentileriniz varsa bu dolunay sonuçlandırabilir, netleştirebilir. Yolculuklarınız olabilir. Öğrenciler için özellikle akademik çalışmalar, üniversiteler, eğitim, sınavlarla ilgili yine önemli, belirleyici bir dolunay. Bazılarınız için de hukuksal konular, herhangi bir davanız, mahkemeniz vardır. Bununla ilgili önemli bir aşama bu dolunayla beraber hayata geçebilir, netleşebilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.